Hulusi Armağan Yıldırım'ın Benim Yıldızlarım adlı kitabından iki öykü. Benim Yıldızlarım. Bizim çocuklarımızın yaşadıkları olayları yorumlayış tarzları, aile ortamında büyüyen çocuklara göre biraz farklılık gösterir. Bu biraz da onların aile ortamından ayrı olmalarından ve kalabalık bir ortamda yaşamalarından kaynaklanır. Bazı çocukların okul öncesi dönemlerde yaşadıkları büyük travmalar, onların kişilik, davranış ve duygu dünyalarında büyük hasarlar ve etkiler bırakır. Bunun izlerini onlarla iletişim kurduğunuzda iyi bir gözlemciyseniz hemen fark edersiniz. Kendilerine özel hayal dünyaları vardır. O dünyaya herkesin girmesine izin vermezler. Oraya kendilerine en yakın buldukları insanların girmesine izin verirler. Özellikle ergenlik döneminin altındaki çocuklarda bu özellikler belirgin bir şekilde gözlemlenebilir. Zihinlerindeki mantık kurgusu, akranlara olan diğer çocuklardan biraz farklıdır. Bunu davranışlarından ve sözlerinden fark edebilirsiniz. Kendilerine has tipik davranışları olduğunu ancak iyi bir gözlemci olursanız fark edebilirsiniz. Her gün sabah kahvaltıdan sonra yurdun giriş merdivenlerinin 3. basamağında belli bir süre oturduğunu fark ettiğim bir çocuğa neden 3. basamakta oturduğunu sorduğumda, "Hocam, annemi en son burada görmüştüm. Bu basamaktan ona son defa el sallamıştım." cevabını vermişti. Onun her sabah merdivenin 3. basamağında belli bir süre oturmasının nedenini öğrendiğinizde ona kızmazsınız. Onu öyle kabul etmeniz gerekir. Size kendisini yakın hissetmemişse beyaz bir yalanla durumu geçiştirmeyi tercih eder. Siz de o yalana inanır, unutur gidersiniz. Aslında siz farkında olmadan onun iç dünyasının dışına atılırsınız. Bir nevi "seni kendimden mahrum ediyorum" der. Serdar bizim yurda yeni gelmişti. Çekingen ve hisli bir çocuktu. Az konuşmayı tercih ederdi. Sorarsanız cevap vermezdi. Sorularınıza verdiği cevapların arasında küçük bilgi kırıntılarını dikkatli dinlerseniz fark edebilirdiniz. Bazen de cümlelerinin arasında hayallerinin küçük ipuçları olurdu. Onunla iletişime geçebilmek için ağzından dökülen cümlelerin içine gizlediği hayal ipliklerinden tutup yeni sorular üretebilirsiniz. İç dünyasında küçük bir gezinti yapabilirsiniz. Serdar'ın yurda geliş öyküsü çok acıklıydı. Bir trafik kazası sonucu annesi, teyzesi ve ablası ölmüştü. Babası başka bir kadınla evlenmişti. Serdar'a anneannesi sahip çıkmıştı. Birkaç yıl anneannesinin yanında kalan Serdar, daha sonra anneannenin yatağa bağımlı hale gelmesi üzerine köy muhtarının girişimleriyle çocuk yuvasına yerleştirilmişti. Orada birkaç yıl kaldıktan sonra yaşının dolması üzerine bizim yurda nakledilmişti. Serdar'ı yetiştirme yurduna geldiğinde ikinci katta bulunan yatakhanelerden birine yerleştirmiştim. Ona, "Serdar, senin odan burası. Artık burada kalacaksın" dediğimde odayı gözleriyle bir taradı ve pencere kenarında boş duran ranzayı işaret ederek, "Hocam, bu ranzada yatabilir miyim?" diye sordu. Serdar'ın bu yurttaki ilk isteğine hayır demek istemezdim. "Olur tabii" dedim. Sevinerek elindeki çantayı yatağın üzerine koydu ve ranzanın yanındaki pencereden dışarıya baktı. Etrafı gözleriyle kolaçan ettikten sonra başını gökyüzüne kaldırdı. Bir süre baktıktan sonra, "Teşekkür ederim hocam, yıldızlar için" dedi. "Anlamadım, ne dedin?" diye sorduğumda geçiştirerek, "Hiç hocam, bu yatağı bana verdiğin için teşekkür ederim" dedi. "Artık evin burası, burayı ve yurdu tanıman için bol vaktin olacak. Arkadaşlarınla iyi geçinmeni ve uyumlu olmanı isterim" dedim. "Merak etme hocam, tecrübeliyim" dedi. Serdar yurda çabuk uyum sağlamıştı. Zaten uyumlu bir çocuktu. Benim uzman olarak çalıştığım bu yurtta nöbet tuttuğum günlerde hep bana yardımcı oluyordu. Nöbet odasındaki çaydanlığı doldurur, çayları demler, bana, kendisine ve odadaki diğer çocuklara servis ederdi. Odaları kontrol etmeye gittiğimde bana eşlik ederdi. Yoklama defterini doldurup bitirdiğimde elimden alır, çekmeceye kendi koyardı. Nöbet defterini yazıp imzaladığımda, "Hocam, asayiş Berkemal mi?" diye sorar. "Evet, bugün de asayiş Berkemal" diye cevap verdiğimde, "Geçmiş olsun hocam" derdi.
Serdar'ın yurda gelişinin üzerinden birkaç ay geçmişti. Bir gün bir nöbetimde akşam yemeğinden sonra çocuklar etüt odalarına geçmişlerdi. Serdar her nöbetimde olduğu gibi çayları demlemiş, servis etmiş, yoklama alırken yardım etmiş ve daha sonra iyi geceler hocam diyerek diğer çocuklarla birlikte odamdan ayrılmıştı. Ben de her nöbetimde yaptığım gibi geceleyin yatakhaneleri tek tek dolaşarak uyurken üstü açılan, battaniyesi düşen çocukları tek tek kontrol ettim. Küçük çocuklar erkenden yatıyorlardı. Büyük çocuklar etüt odasında ve koridorlara taşıdıkları sohbetleri yatakhanelerde de bir süre devam ettirirler, bizim uyarılarımız üzerine de yatıp uykuya dalarlardı. Serdar'ın yatakhanesine geldiğimde Serdar hariç bütün çocukların uyuduğunu gördüm. Serdar, yatağın yanındaki pencereye dirseklerini dayamış, sessizce gökyüzünü seyrediyordu. Benim geldiğimin farkında değildi. Yanına yaklaştım. ''Serdar, sen uyumadın mı? Herkes yattı. Sen neyi bekliyorsun?'' dedim. Bana doğru dönerek, ''Hocam, uyku tutmadı.'' dedi. Ben de biraz alaycı bir ses tonuyla, ''Her gün tutan uykun bugün niye tutmadı seni?'' diye sordum. Serdar yarı ciddi, yarı düşünceli bir halde, ''Hocam, bu gece benim yıldızlarım doğdu. O yüzden uyku tutmadı. İçimden onlarla konuşuyordum.'' dedi. Bir şey anlamamıştım ama meraklanmıştım. Serdar'ın benim dediği yıldızlar hangisiydi? Hangi yıldızlarmış onlar diyerek onun baktığı gibi ben de başımı kaldırarak uçsuz bucaksız gökyüzünde yıldızlara bakmaya başladım. Yıldızlar her zamanki gibi gökyüzünde parlıyordu. Yine alaycı bir şekilde, ''Neredeymiş senin yıldızların? Bulamadım. Hepsi birbirine benziyor. Yoksa uykun gelmesi için gökyüzünde kaç yıldız var, onları mı sayıyorsun?'' dedim. Hiç istifini bozmadan, ''Yok hocam, saymıyorum. Benim yıldızlarım doğdu. Onlara bakıyorum.'' dedi. Biraz kızmıştım. Bu sefer onun benimle alay ettiğini sanmıştım. ''Neredeymiş bu yıldızlar? Göster bakalım bana.'' diye net bir soru sordum. Serdar kendinden emin bir şekilde işaret parmağını gökyüzüne uzatarak, ''Hocam, dikkatli bak. Şu uzakta tek bir yıldız var, gördün mü?'' ''Evet, gördüm. Onun üstüne doğru bak.'' ''Evet, baktım. Orada ne görüyorsun hocam?'' ''Yan yana üç yıldız görüyorum. İşte o yıldızlar benim yıldızlarım hocam.'' ''Nasıl senin? Sen mi aldın? Yoksa adını mı sen koydun?'' ''Yok hocam, anneannem buldu, bana verdi. Adlarını da anneannem koydu.'' dedi. Hala bir şey anlayamamıştım. Serdar beni kendi gizemli dünyasına çekmişti. ''Anneannen yıldız mı satıyor yoksa yıldızların adını mı koyuyor?'' dediğimde durgunlaştı, yutkundu. ''Yok hocam, ben yuvaya gelmeden önce anneannem bana bakıyordu. Bu yıldızların isimlerini anneannem koydu. Şu baştaki yıldızın ismi Gülsüm, yani annem. Ortadaki yıldızın ismi Aynur, yani ablam. Onun yanındaki de Hayriye, yani teyzem. Ablamı aralarına almışlar, bak neredeyse el ele tutuşmuşlar. Onlar benim yıldızlarım. Anneannem ben evdeyken annemin, teyzemin ve ablamın nerede olduğunu sorduğumda bu yıldızları göstererek, ''Onlar orada, bak üçü de yan yana durmuşlar, sana bakıyorlar. Onlar senin yıldızların.'' demişti. ''Bu yüzden onlar benim yıldızlarım hocam.'' dedi. Serdar'ın benim yıldızlarım dediği yıldızların kim olduğunu anlamıştım. Yutkunma sırası bana gelmişti. Serdar'ın yuvaya geliş hikayesini hatırladığımda sorularım cevap bulmuştu. Onun hayal dünyasını hoyrat sorularımla darmadağın etmiştim. Pişmanlığım bir kat daha artmıştı. Gecenin bir yarısında onun hatırlamak istemediği yuvaya geliş serüvenini tekrar yaşamasına izin vermemeliydim. ''O kadar gökyüzüne bakıyorum, hiç dikkat etmemişim. Kusura bakma, ben de bütün yıldızları aynı sanıyordum. Yanılmışım.'' dedim. ''Olur mu hocam? Her yıldız farklıdır. Baksana, kimisi yan yana, kimisi üst üste, kimisi büyük, kimisi küçük, kimisi daha parlak. Her biri farklı.'' dedi. ''Alışkanlık işte Serdar. Biz de gökyüzüne şöyle bir bakıp geçiyoruz. Tepemizde sayısız parlak yıldız, hepsi birbirine benziyor sanıyoruz. Oysa ki her biri farklıymış. Sayende bunu anlamış oldum. Bundan sonra gökyüzüne senin gibi farklı bakacağım.'' dedim. Tebessüm ederek, ''Ne güzel hocam, ben de size bir şey öğretmiş oldum.'' dedi. Omzuna bastırarak, ''Hep ben mi öğreteceğim? Bazen de sen öğreteceksin.'' dedim. Hoşuna gitmişti.
"Hocam peki senin yıldızın yok mu?" dediğinde yutkunmuştum ve boğazım düğümlenmişti. Bir yıl önce askerde şehit olan, kardeşim gibi sevdiğim dayı oğlumu hatırlamıştım. Gökyüzüne başımı çevirdim. Biraz aradıktan sonra parlak tek bir yıldız görmüştüm. Parmağımla Serdar'a göstererek, "İşte benim yıldızım da orada," dedim. Serdar, onun dünyasına girmemin mutluluğuyla, "Hocam senin yıldızının adı ne?" diye sorduğunda, gözümden süzülen yaşı silerken, "Benim yıldızımın adı Ahmet Erkan Doğan. Öyle yalnız durduğuna bakma. O asker olduğu için nöbet tutuyor. Diğer yıldızlar onu seyrediyor. Bak ne kadar parlak, öyle değil mi?" dediğimde, "Evet hocam, çok parlak," dedi. Serdar'a artık uyuması gerektiğini hatırlatmak için, "Artık geç oldu. Yıldızların da uyku zamanı geldi. Bak bir süre sonra uykuya dalacak ve görünmez olacaklar. Hadi bakalım," dedim. Serdar da bu kısa sohbetin mutluluğuyla yatağına uzandı. Ben de nöbet odama geçtim. Serdar bana yıldızları hatırlatmıştı. Her gün altından geçtiğimiz gökyüzünü hatırlatmıştı. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurduğumuzu hatırlatmıştı. Bir kiraz ağacını diken, yetiştiren, meyvesini toplayan kişi, "Bu ağaç benim ağacım," diyebilir. Onun dalında dolaşan, meyvesini yiyen bir kuş, "Bu ağaç benim ağacım," diyebilir. Çiçeğine konan arı, "Bu ağaç benim ağacım," diyebilir. Yaprağına tırmanan tırtıl, "Bu ağaç benim ağacım," diyebilir. Dibine düşen meyveleri yiyen canlılar, "Bu ağaç benim ağacım," diyebilir. Hiçbirinin diğerinin sahiplenmesine itirazı olmadığına göre, rahatlıkla aynı ağacı bütün canlılarla beraber sahiplenebiliriz. Ağacın buna itirazı yok zaten. Yıldızların niye olsun ki? Serdar'ın yıldızı 3 taneydi. Benim yıldızım 1 taneydi. Şimdi ise 2 tane oldu. Sahi sizin yıldızınız var mı? Nerede? Adını ne koydunuz? Yoksa altında gezdiğiniz gökyüzüne hiç bakmadınız mı? 2. Öykü. Hocam bana gelir misin? İsmail yurda geldiğinde zayıf, çelimsiz, kısa boylu ve sessiz bir çocuktu. Diğer çocuklar onun bu durumuyla bazen alay ederlerdi. Bunu yapan çocukları gördüğümde uyarırdım. Fakat benim görmediğim yerlerde de yaptıkları kulağıma kadar gelirdi. O bu halinden şikayet etmez ve kendi işine bakardı. Yıllar çabuk geçti ve bizim İsmail liseyi akranlarından farklı olarak sınıfta kalmadan ve firesiz bitirdi. Görünüşü itibariyle bir ortaokul çocuğunu andırıyordu. Fakat o liseyi bitirmiş ve yetişkin bir genç olmuştu. İşi rast gitti ve mezun olduktan 2 ay sonra da iş kağıdı geldi. Ataması Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çıkmıştı. O artık hizmetli kadrosunda bir devlet memuruydu. Kısa zamanda bir ev kiralayarak yurttan ayrılmıştı. İsmail'in işleri diğer çocuklara nazaran hep rast gitmişti. Arkadaşlık kurma konusunda çok seçiciydi. O yüzden evi de yalnız kiralamıştı. Düzenli bir hayatı vardı. Benim yurttan tayinim başka bir ile çıkmıştı. Birkaç yıl sonra Ankara'da bulunan Çocuk Esirgeme Kurumu'nun engelliler birimine şube müdürü olarak atanmıştım. İsmail ile irtibatımız kesilmişti. Yanıma ziyarete gelen eski çocuklarımdan birine İsmail'in nerelerde ne yaptığını sormam üzerine aynı iş yerinde uzun süredir çalışmakta olduğunu öğrendim. Selam söyleyerek özlediğimi ve görüşmek istediğimi iletmesini söyledim. Aradan 1-2 hafta geçmişti ki bir gün İsmail iş yerime ziyarete geldi. Sarıldık, kucaklaştık, elimi öptü, hasret giderdik. İsmail bizim yurttaki aynı İsmail'di. Yine zayıf, yine çelimsiz, yine kısa boyluydu. Sadece bıyık bırakmıştı. "İsmail sen hiç değişmeyecek misin?" diye takıldığımda gülerek, "Hocam bıyık bıraktım ya, görmedin mi?" dedi. "Gördüm ama bıyığında boyun gibi kısa kalmış," diyerek takıldım. Hoşuna gitmişti. Eski günleri arkadaşları yad ettiğimiz bu tatlı ve uzun sohbetin sonunda iş yerindeki durumunu da sordum. Çeşitli sorunlar yaşadığını fakat idare ettiğini söyledi. Evlenip yuva kurduğunu, 2 çocuğu olduğunu da anlattı. Çok mutlu olmuştum. "Senin evlendiğini, çocukların olduğunu yeni duyuyorum. Çok sevindim. Allah mesut etsin. Nasıl, mutlu musun?" diye sorduğumda, "Allah'a şükür mutluyum hocam. İyi bir eşim var. Bana 2 evlat verdi. Annesiz ve babasızlığımı bana aratmıyor. Hem ben de artık 2 çocuk babasıyım. Baba olmanın ne demek olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum," dedi. Çok gururlanmıştım.
İsmail'in boynuna bir kez daha sarıldım. Onu yanaklarından bir kez daha öptüm. Hoşuna gitmişti. ''Hocam, yurttayken biz yaramazlık yaptığımızda bize kızardınız. Konuşurdunuz, nasihat ederdiniz. Biz pek anlamazdık. Bazen de bize, bu dediklerimi şimdi belki anlamazsınız ama ileride evlenip baba olduğunuzda ne demek istediğimi anlayacaksınız derdiniz. Biz bundan da pek bir şey anlamazdık. Ama şimdi o zaman ne demek istediğinizi gayet iyi anlıyorum.'' dedi. İsmail'in bu olgunlaşmış halini çok sevmiştim. ''Seninle gurur duyuyorum evlat.'' dedim. Hoşuna gitmiş ve yüzünde mutluluk kaplı bir tebessüm belirmişti. ''Hocam, bizi en iyi siz anlıyorsunuz. Keşke iş yerindeki arkadaşlarımız ve müdürlerimiz de bizi sizin gibi anlayabilse.'' dedi. İsmail'in bu sözünde bir memnuniyetsizlik hissetmiştim. Ben bir şey söylemeden o, ''Hocam, sizden bir şey istesem yapar mısınız?'' deyince meraklanarak, ''Söyle bakalım, neymiş isteğin? Yapılabilecek bir şeyse yaparız elbet.'' dedim. Sevinmişti. ''Hocam, bir gün iş yerime makam arabanla beni ziyarete gelir misin?'' İsmail'in bu isteğine bir anlam verememiştim. ''Seni ziyarete gelirim elbet ama niye makam arabasıyla gelmemi istiyorsun?'' dediğimde iç geçirerek, ''Hocam, biliyorsun, bizi herkes iyi bilmiyor, bir çevremiz yok. Bir yerlerde dayımız yok, hep horlanıyoruz. Ele güne karşı bizim de bir müdür babamız var, bir arkamız var, forslu tanıdıklarımız var olduğunu bilsinler istiyorum. Şöyle resmi plakalı siyah makam arabasıyla iş yerimizin önünde göstere göstere makam arabasından inip yanımıza gelsen, amirlerimizle tanışsan, bizim babamızın sen olduğunu söylesen öyle mutlu olurum ki bilemezsin.'' dedi. Sarsılmıştım. İsmail'in bu isteğinin altında pek çok anlam yatıyordu. Böyle de bir istek olur muydu? Konu bizim çocuklarımız olunca olurdu. Onun yaşadıklarını, hissettiklerini anlayabilirseniz, onun bu isteğinin altında yatan sebebi anlayabilirsiniz. O zaman bu istek size garip ve anlaşılmaz gelmeyecektir. Aslına bakarsanız onun bu isteğinin ne kadar masumane ve ince bir istek olduğunu anlayabilirsiniz. Bizim kurumun makam arabaları vasat düzeyde araçlardan oluşmaktaydı. Fakat üzerinde resmi bir plaka ve renkli olunca insanlar o araca ayrı bir anlam yüklüyordu. O arabadan inen insana da haliyle önem atfediliyordu. Aslında içimden daha lüks ve pahalı bir aracı bir günlüğüne kiralayıp İsmail'in yanına gitmek geliyordu. Fakat o araç siyah renkli bile olsa resmi plakalı olmayacağı için fazlaca bir etki yapmayacağını düşündüm. Bir gün başka bir iş için İsmail'in iş yerine yakın bir kuruma resmi bir görev için makam arabasıyla gitmiştim. Buradaki işim bitince şoförle beraber İsmail'in kurumuna da uğrayıp onun isteğini yerine getirmek için yola çıktık. Yolda konuyu uzun süredir tanıdığım kurum şoförümüze de anlattım. O da anlayışla karşılamıştı. Yolda İsmail'i telefonla arayarak biraz sonra yanına resmi arabayla ziyarete geleceğimi söyledim. Telefondaki sesi çok heyecanlıydı ve mutlu geliyordu. ''Hocam, kurumun önünde sizi bekliyor olacağım.'' dedi. Nihayet kuruma vardığımızda İsmail, dediği gibi kurumun önünde aynı kurumda beraber çalıştığı diğer arkadaşıyla birlikte ceketinin önünü iliklemiş, hazır ol vaziyetinde beni bekliyorlardı. Kurumun pencerelerinden de o kurumda çalışan bazı personelin bize baktıklarını görüyordum. Şoförümüz ani bir hareketle makam arabasından inerek önünü ilikleyip benim kapımı saygıyla açtı. Ben de yavaş hareketlerle açılan kapıdan dışarıya çıktım. İsmail ve arkadaşı saygıyla elimi öpüp boynuma sarıldılar. Ben de onları öpüp elimi omuzlarına atarak sahiplendiğim görüntüsünü verdim. Pencerelerden pek çok personel bu kareyi gördü. Yavaş adımlarla binadan içeri girdik. İsmail beni mesai arkadaşlarıyla kurumdaki unvanımı da söyleyerek tanıştırıyordu. Herkes saygıyla "hoş geldiniz" diyordu. Her "hoş geldiniz" sözüyle İsmail bir daha gururlanıyordu. Son olarak müdür odasına girdik. İsmail müdürüne de benim ziyaretine geleceğimi söylediği için müdür de önünü ilikleyerek bana "hoş geldiniz sayın müdürüm, İsmail bana sizden çok bahsetmişti, tanışmak bugüne kısmetmiş" deyince İsmail gururla "evet hocam, müdür beye sizden çok bahsettim, bizi mutlu ettiniz" dedi. Müdür beyle işlerinden ve İsmail'in kurumdaki çalışmalarından konuştuk. İsmail bize kendi elleriyle çay getirdi ve o da sohbetimize katıldı. Bir süre daha sohbet ettikten sonra ayrılmak üzere müsaade istedim. Müdür bey ve bizim gençler beni makam arabasına kadar uğurladılar. Onlara el sallayarak ayrıldık. Şoförümüz de memnun olmuştu, ben de memnun olmuştum. Gençlerse tarif edilmez bir mutluluk ve gurur içindeydiler.
Ertesi gün İsmail telefon ederek dünkü ziyaretten duyduğu mutluluk ve gururu uzun uzun anlatarak teşekkürlerini iletti. Ben de kurum şoförümüzle yaptığımız bu basit ama anlamlı ziyaretin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Bizim için basit olan bu davranışın bizim çocuklarımız için ne kadar olumlu ve büyük bir etki yaptığını bir kez daha görme fırsatı elde etmiştim. Ben bu davranışımla kendi kurumunda pek değer verilmeyen, varlığıyla yokluğu ayırt edilmeyen, bazen selam dahi verilmeyen İsmail'imize ziyarete gelerek onu tanıyanlara onun bir babası var, onun bir arkası var, onun bir dayısı var, onun bir sahibi var, onun da hatırlı çevresi var demiş oldum. Keşke yuva ve yurtlarımızda yetiştirdiğimiz her çocuğumuzun bir dayısı, bir ablası, bir annesi, bir babası, bir arkası olsa. Sahipsizlerin de bir sahibi olsa gerektir.